10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 8, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 8-2 nokta arasında ölçülür yönerge, verilen bilgiler ve görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Teleferik, kayak merkezlerinde kayak yapacak kişileri bulundukları seviyeden dağ ya da tepeye doğru çıkarır. BK. Görsel. Kayakçılar tepenin zirvesine ulaştıklarında taşıttan inerler ve boş kabinler diğer kişileri almak üzere aşağı yönde hareket eder. Çizimdeki görsel, bir devre boyunca hareket eden pozitif yükün aşağı yönde indiği bir model olarak düşünülürse pi, yükü tepenin zirvesine geri götüren bir teleferiğe benzer. Bir teleferik tepenin eteğinden zirvesine doğru hareket ettiğinde asansör, motor yakıtından gelen enerjiyi kullanır ve bu enerjiyi yer çekimi potansiyel enerjisine dönüştürür. Yolculuk sırasında kütleleri birbirinden farklı olarak düşündüğümüz her kayakçı, diğer kayakçılardan farklı miktarda yer çekimi potansiyel enerjisi kazanmış olacaktır. Bununla birlikte tüm kayakçıların kütle başına kazandıkları enerji miktarı aynı olacaktır. Kısacası burada tepenin yüksekliğine, H ve yer çekiminden kaynaklanan ivmeye bağlı olan bir özellik mevcuttur. Görselde verilen durumda tepenin zirvesi artı, etekleri ise eksi kutuplu bir sistem biçiminde modellenebilir. Bir güç kaynağı içindeki kimyasal olayda, katottan, elektrik tepesinin eteklerinden, anota, elektrik tepesinin zirvesine, doğru pozitif yükleri alır ve onlara elektrik potansiyel enerjisi verir. Benzetme yaptığımız yer çekimi potansiyeli farkı için özel bir terim ya da sembol yoktur, ancak elektrik potansiyeli farkı için üretilmiş özel bir terim vardır. Birim yük başına düşen elektrik potansiyel enerjisindeki fark, potansiyel farkı ifade eder. 1. Verilen bilgilerden yararlanarak potansiyel farkı kavramını nasıl tanımlarsınız? Cevap, durgun bir elektrik alanında iki nokta arasındaki bir yükü hareket ettirebilmek için birim yük başına yapılması gereken iş ya da harcanması gereken enerji potansiyel farkı olarak tanımlanır. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 8 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.